Evet, tekrardan hayırlı olsun Ahmet sağ Bey. Ol, sağ üstün ol. Körü konuştuk ama çok aksiyon var dediniz. Kavga, dövüş, her şey var dediniz. Biraz onları merak ediyoruz detaylarını. Birkaç kaza yaşadım dediniz. Onları detaylı anlatayım. Tamam, anlatayım. Filmimiz aksiyon komedi diyebiliriz. Üzerlerine kalan cinayeti çözmek için, açıklığa kavuşturmak için başlarına gelen türlü olayları komediye çeviren iki insan izleyeceksiniz. Hatta Mehmet abi, İlker abi, diğer kadro, yani komple herkes aksiyon ve komedinin içinde. Daha önce bu kadar bir aksiyon yaşadığınız bir proje olmuş mu? Yok. Bu kadar aksiyon yaşadığım proje olmadı. Bunda artık hani kamyon kullandık, Boğaz'da bot kullandık, eski arabalar falan filan. Eğlenceliydi yani. Ama özel bir ders almanız gereken bir durum oldu mu? Dövüş sahnelerinde aldık. Onlar da özel, çünkü bayağı dövüş sahneleri var. Onlar için özel dersler aldık. Onun dışında özel dersimiz yok. Kavga, evet. Kavgalar diyebiliriz. Bol bol var diyorsun. Var var, bayağı var. Kaçış ve aksiyon olduğu için arada kavgalar da oldu. Kadroya bakıyorum, İlker Bey de var. Bugün burada değil ama. Evet, İlker. Herkesin seti var. Bir saniye. Herkesin bir sakatlık. Bak, burada yaşamadım. Değil dedim, geldi, gördün mü? Yani Mehmet abi çalışıyor, İlker abi çalışıyor, herkes çalışıyor. Ecem bile şu an bir işle ilgili dizisi var, çalışıyor. O yüzden aramıza katılamadılar. Herkesin selamı var ama. Kalabalık kadro. Pandemiden sonra senin ilk filmin oldu bu arada. Pandemiden sonra benim tabii. İlk film mi? İlk film ama dizim vardı, evet, biliyorsun. Dizi vardı. Kıbrıs'ta. Nasıl kabul ettiniz, nasıl karar verdiniz? Bu benim arkadaşım yazmıştı, Olcay Onur Kaya. 2-3 sene öncesinden bildiğim bir proje. Bir film yapalım dediği zaman Erol abi zaten o da biliyordu projeyi. Hadi bunu yapalım abi dedik. Yani hepimizin ortak fikri diyebiliriz. Az önce sordum, küfür var mı yok dediniz. Küfür yok. Hani 100 yıldır tartışılan bir şey. Siz o tartışma konusundaki fikrinizi merak ediyorum. Yani küfür her filmde olabilir. Komedinin... Yerinde kullandığınız zaman güzel ama burada illaki argo tepkilerimiz oluyor ama öyle çok çocukların izleyemeyeceği şekilde çok küfür yok. Yok denilebilecek kadar az hatta. Hatta yok. Yok. Bir tane var diyebilirim yani. O da kısa. Uzun değil yani. Aile komedisi. Aile komedisi. Evet, tamamen aile komedisi. Gönül rahatlığıyla gelip izleyebilirler. Filmin adı Müjdemi isterim. Evet. Hayranlarınız, sevenleriniz de sizden bir müjde bekliyor. İnşallah. İnşallah. Yani sanırım kararlar alındı, teklifler i̇nşallah. Yapıldı ama ne zaman duyarsınız? En kısa zamanda. En kısa zamanda. Duyacaksınız. Yok, geçiştirmiyorum. Şey olmasın diye hani İlk sana söyleyeceğim. Uğur'u kaçmasın. Uğur'u kaçmasın. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Müjdemizi vereceğim, müjdeyi vereceğim rahat. Son zamanlarda aldığınız müjdeyi sorayım o zaman. En son. Film. Film. Müjde, film yani. Peki, vallahi. Var mı Barış'ın bir şey, ne olur? Bak, başka zaman görüyorsun, konuşmuyorsun. Barış'ın şey yapalım abi. Tamam, tamam kardeşim. Teşekkürler, çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle poz vereyim. Teşekkür. Başlayalım mı? Evet, tabii, buyurun, başlayalım. Öncelikle hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Yine yalnız bırakmadınız bizi. Evet. Evet, Ecem Hanım bir şey söylemek ister misiniz yoksa? Şu benim başıma ilk kez geliyor. Sen tecrübelisin biraz. Nasıl, sen... heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bunları beklemiyordum. Aslında şunu da beklemiyordum. Hadi sen başla, ben geleyim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Film hakkında bilgi istiyoruz. Müjdemi isterim, bize neler anlatıyor? Bu ikili nasıl bir araya geldi? Evet, bu ikiliyi Erol Avcı yapımcımız bir araya getirdi. Ecem'in ismini ilk duyduğumuz zaman hepimiz çok heyecanlandık hakikaten. Benim zaten hayalimdi Ecem'le bir projede yer almak. Bu filme nasip oldu. Çok eğlendik. Konusu? Aksiyon komedi. Evet, iki tane birbirini tanımayan insan üzerlerine cinayet yaftası yapıştırılıyor. Biz de bundan kurtulmaya çalışırken çeşitli komik, enteresan olaylar birbirini kovalıyor efendim. Daha çok çabamızı izleyeceksiniz yani. Müjde aksiyon ile bu, çaba, çabası. Evet. Yani müjdeyi bulabilmek için bayağı çabalıyoruz. Değil mi? Evet ya. Müjde gibi. Kendisi bu arada. Evet. Onu soracaktım. Evet. Bahsedilen müjde herhalde hanımefendi. İsteyen de siz misiniz? Tabii müjdemi istiyorum. istiyorum. Bakalım alabiliyor muyuz müjdemizi? Göreceğiz. Evet. Kaç günde çekildi, nerede çektiniz? 5 haftada mı çekildi? 5 haftada, 5,5 haftada İstanbul'da çektik. Çeşitli ormanlarda, evet. Boğaz'ın ortasında Boğaz'ın bazen. Boğaz'ın ortasında. Efendim, kamyon kullandık, Boğaz'da bot kullandık, evet. Antika arabalar kullandık, kaçtık.
kaçtık, sen düştün, bir yani, şey. Yani evet, yine, bayağı aksiyon komedi yani. Yine bir yerlerimizi kırıp yırttık ama her şey sinema için. Belli ki zorlandığınız sahneler olmuş. Oldu. Neler yaşadınız, biraz bahsedersiniz. Yani biz o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorduk ama. Ben de hiç düşünmedim. Hani hallederiz, kaçış, kovalamaca falan diyorduk ama. Biraz zorladı. O zor durumdan da komediyi çıkarttık. Evet, evet, evet. Yani, zor duruma düşünce daha komik oluyor. Daha komik oluyor. Hele bizim zor duruma düşünürüz çok daha komik oluyor. Evet. Yani atlamadığımız yer, girmediğimiz cam. Biri kalmadı. Tabii bizle evet, beraber. Kırmadığımız kapı kalmadı yani. İlker Aksu, Mehmet Özgür. Evet. Onlar da girdi efendim bizle beraber bütün mücadelelere. Setleri olduğu için burada değiller bugün evet, bizimle evet, beraber. Çok dizi var, çok film var çok şükür. Evet. Herkes bir yerde. Biz şu an buradayız. Buradayız, evet. Pandemi sonrasında sinema yeni yeni hareketlenmeye başlıyor. Evet evet. Bakış açınızı merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Yani pandemiden sonra evet, Bergen'le beraber sanırım güzel yani yine seyircimiz sinemaya gelmeye başladı. Biz de umut ediyoruz ki sinemaya insanlar tekrar gelmeye başlar. Amacımız aslında o. Evet yani ailecek keşke gidilebilse. Evet, artık ailecek izlenen bir, evet, izlenecek bir film yaptık. Evet öyle. Ol ve kalk, şey kalk. Çocuklar, işte anneanneler. Biz öyle bir 25-30 kişi gidiyorduk sinemaya. Evet, evet. Yine öyle olsun istiyorum evet, kendi açımdan. İnşallah, öyle, inşallah. Hep ailecek denliğine bizim aklımıza küfür geliyor. Komedide de olur mu olmaz hep konuşuluyor. Var mı yok mu merak? Küfür yok. Yok ya. Küfür yok. Hı-hı. Yani çok yok, az. Hatta yok denecek kadar, o küfür bile değildir yani. Küfür gibi şeyler geliyor başlarına ama küfür evet, yok. Gelenler küfür gibi başımıza gelenler ama küfür yok efendim. Rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir aile komedisi yaptık. Çok fazla komedi, aksiyon bir şeyler. Hiç gerçek hayatta da yaşadığınız şeyler var mı filmin içinde? Evet. Evet. Dudak patlattı diye bir şey. Evet, şey diyecektim, ağzım düştü diyecektim. Adam ağzım düştü. Evet, bir dudak patlaması ve diş düşmesi oldu bende. Ama devam ettik. Onları evet, yani dişi düştü ve devam etti. Nazar. Ben her filmde bir yerimi kırıyorum. Bu sefer yırttım. Evet. Ufak bir kalçam da yırttık onu efendim. O da geçti. Filmimiz için her şey. Yani yaşadık. Hayatımıza tesir etti ama sonucu inşallah çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Umarım. Umarım. Gişe beklentimiz. Gişe beklentimiz. Yok. Yani hiçbir zaman zaten telaffuz etmedik biliyorsun. İnşallah çok izlenir diye düşünüyoruz tabii. Tek amacımız izlensin. 5 milyonu geçen filmlerimiz var sizin. Yani. Var var. Tabii yani. İnşallah tabii ama bakacağız, göreceğiz. İnşallah severler, izlerler. Bizi sevenler. Siz Ahmet Bey, İlker Bey bu isimlerle çalışıyorsunuz. Bir tepki geldiğinde nasıl hissettiniz ilk? Ya hepsi, Mehmet abi de buna katabiliriz, Mehmet Özgür'ü. Hepsi çok sevdiğim ve oynamaktan keyif alacağımı düşündüğüm isimlerdi zaten. Size mi bakmam gerekiyor, buraya mı bakmam gerekiyor, mikrofona buraya mı konuşmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Şöyle i̇şte konuşayım. İlk önce ellerini şöyle, sağlı sola. Ha şöyle. Şimdi. Çok ciddi bir şey anlatasın geliyor böyle de. Hepsi çok oynamaktan keyif alacağımı düşündüğüm isimlerdi zaten. Ahmet'i şey olarak, bir partner olarak, oyuncu partneri olarak, oyuncu arkadaşı olarak gerçekten çok beğeniyorum. Bu kadar yani enerjisi düşmeyen bir insan ya. Gece çektik, arkadaşımız uyumamız gerekiyor şu anda. Dopamin fazlası varmış ama dopamin söylüyoruz. Dopamin ya fazlalığı işte var. O ne fazlasıysa. Sinemaya ya, döküyorum o fazlasıysa. Dök, daha çok dök inşallah. İnşallah. Yani hepsi çok oynamak istediğim isimlerdi. Ve çok tecrübeli de isimlerdi. Sinemada benden daha tecrübeli isimlerdi. Dizilerde ya da tiyatrolarda da. Hepsi abilerim. O yüzden onlarla oynamak çok keyifliydi. Ahmet Bey de aynısını sizin için söyledi az önce. Kayıttan önce konuştuk. Biz çok güldüm. Herkes çok güldürmüşsünüz. Ya benim hayalimdi. Vallahi Ecem'le oynamak. Hatta konuşuyorduk sosyal medyadan. Ha, evet. Bir gün inşallah, inşallah. Ama Erol abi, Ecem erkek için ne düşünüyorsun deyince ne olur abi dedim ya. Lütfen hemen gelsin oynayalım bana. Öyle aramıza katıldı. Evet, çok da keyifliydi. Süper oldu. Vallahi. Emeğine çok sağlık. Senin de öyle. Harikasın. Canım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Üçlü masaya selam olsun. Aleykümselam. Vizyon tarihi ne olsun? Efendim, vizyon tarihi 18 Kasım 2022. Hepinizi bekliyoruz. Çoluk çocuk demeden rahatlıkla getirebilirsiniz efendim evet, filminizi. Evet. Bir bunu söyleyeyim. Ne bakıyorum? Bu kaldı bana sen bir de. Tek. Aynısını söyle. Efendim 18. Filmimiz 18 Kasım 2022'de tüm sinemalarda. Herkesi bekliyoruz. İyi seyirler. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Filmdeki arabalarla bir tur atacak oyuncularımız. Sonra özel röportaj yapmak isterseniz de arabayı kullanarak ya da kullanmayarak yapabilirsiniz. Bir de fotoğraf alın. Tekrar alacağım. Teşekkür ederim. Tekrar bana doğru.
Kasım'daymış. Evet, ama sen misin? Güzel otobüs. Tüm Türkiye'de. Tüm Türkiye'de. Evet, buraya doğru, evet. Yeter geldi. Evet, teşekkür ederim. Geçen kapıya istersen. Geçen otur yukarı, he. Kapıya mı otur? He. Vay be. Buradayız. Araba benim. Geri şu bir. Müjde mi isterim ya, yalnız sana? Alabilir miyiz şimdi arabaya? Müjde mi isterim, müjde mi? Müjde mi? Abi. Müjde gelsin. Tamam, gelsin abi. Müjde. Arkaya da öne bineceğim abi. Arkaya dedim de. Yok abi. Hayır efendim. Bu tarafa doğru bakabilir misiniz? Abi ben Şimdi jipi aldıralım.